Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hakikaten bir hasar makinesi olan bir karakterden bahsedeceğiz sizlere. Sentry arkadaşlar. Sentry ile nasıl oynanır, nasıl yüksek hasar verilir? Sentry'nin neden değeri bilinmiyor? Ondan da biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Prestijinden bahsedeceğim vesaire vesaire. Yani yolumuz bayağı bir uzun, güzel bir videomuz olacak. Bu esnada bu labirente giden yolda da başlıyor arkadaşlar Sentry. İlk olarak Sentry'nin bir temel özelliklerinden bahsedeyim. Sentry'nin arkadaşlar en büyük esprisi üzerinde şu yıldızlı mıldızlı gördüğünüz mavi olan şey arkadaşlar. Yani gerçeklik sapması. Bu 5'e kadar çıkıyor ve üzerinde devam yükü oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sentry'nin kafa fotoğrafının yanında bir rakamı var. Bu 5'e kadar çıkıyor. Peki bu 5'e çıktığı zaman ne oluyor? 3 farklı etkisi var arkadaşlar. Sentry combo sayacına bağlı olarak 4 farklı pozisyona giriyor. Bunlardan ilki arkadaşlar combo kalkan oluyor. 0 ile 10'lu kombolar arasında arkadaşlar. Yani hasar yeseniz bile kombonuz bozulmuyor. 1 ile 10 arasında geldiğinizde özel saldırı birinizin gücünü arttırıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Devam yükü başına arkadaşlar. Bendeki 5 yıldız R4 bir karakter. 1250 saldırı gücü arttırıyor. Yani 5 tane olduğu zaman arkadaşlar takriben bir 6250 civarında ekstra saldırı bonusu veriyor. Üçüncü duruş arkadaşlar hem kusursuz blok yapıyor, %100 kusursuz blok, hem de ağır saldırılarınızda yine devam yükünüze bağlı olarak arkadaşlar 5 devam yükünden bahsedeyim. Artı size verdiği hasar arkadaşlar 6250 ekliyor saldırı gücünüze. Ve son pozisyonda arkadaşlar özel saldırı, ikisiyle alakalı özel saldırı 2 attığı zaman da yine üzerinizdeki yük başına, yani 5 yük olduğunda arkadaşlar artı 6250 saldırı gücü veriyor. Tabii ki bu R4 versiyonu, R5'te ortalama 3000'e çıkıyor. Yani 1500'e çıkıyor. 5'li olduğu zaman arkadaşlar bir takriben 7500 civarında da hasar veriyor. Sentry peki bu yükleri nasıl alıyor arkadaşlar? Her dövüşe başladığında artı 1 her zaman olur. Yani hiçbir zaman 0 ile başlamaz. Dövüşe başladığında 1 alır. Rakibi bir sonraki rakibe geçsen de 2 olur başladığında. Aynı zamanda combo sayacı her 40'lı darbeleri gördüğünde, nasıl Hulk Ragnarok her 40'lı darbede kendine güç seli açıyor arkadaşlar. Bu da aynen böyle her 40'lı komboda bir yük, bir devam yükü alıyor arkadaşlar. Bunu Corvus Glaive gibi düşünmeniz lazım veya Cool Obsidian gibi düşünmeniz lazım. Nasıl görev yaptıkça yükleri alıyor, yük aldıktan sonra coşuyor, gerek Cool Obsidian olsun gerekse de Corvus Glaive olsun arkadaşlar. Sentry de aynen böyle. Sentry de kendi yüklerini toparladıkça hala hatlı sayılır, özel saldırılarında hatlı sayılır bir hale geliyor. Karşımızda Magneto var. 2 devam yükümüz var arkadaşlar başlarken. Ama dövüşe başladığımız için 3 devam yükü oluyor. Bu arada devam yüklerini yanında götürebilmesi için kopya olması şart ve kopya sayısına göre sağlık oranı var. Mesela bendeki 107 kopya. Diyor ki sağlığı %41'in veya işte %45'in arkadaşlar altındaysa devam yükü kullanmaz. Ama dediğimiz oranın yukarısındaysa veya işte atıyorum full kopya yaptığınız zaman hiçbir şey istemiyor. Yani yaşasın yeter. Devam yükünü yanında taşıyor. Girdiğimiz yerde şöyle bir espri var arkadaşlar. Hem çivili zırh, yani biz kritik vurdukça hasar yiyeceğiz. O çok önemli değil. Ama rakip fiziksel direnç açıyor arkadaşlar. Fiziksel direnç açıyor. Aslında şurada ne görüyorsanız onun iki katını vuruyor. Sentry, onu da baştan söyleyeyim ki 60-70K'lık vurduğu videolar daha önceki videolarımızda var arkadaşlar. O tarz videolar kanalda bolca mevcut. Bir de burada sinerji yaparken Sentry'ye ekstra hasar bonusu verecek bir sinerji yapmak istemedim. Daha çok böyle bende kanama zehir açık olduğu için bunu sağlığa çevirecek sinerjiye çevirdim ki normalde saldırı gücüne çevirdiğiniz zaman inanılmaz bir gücü var. Yine onunla ilgili de video kanalda var. Eğer unutmazsam açıklamaya bölümüne atarım arkadaşlar. Sentry'nin şu mavi yükünün yanında arkadaşlar gördüğünüz bir şey var. Turuncu bir şey. İşte onun üzerinde 2 yazıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Özel saldırı 2 pozisyonu, yani özel saldırı 2 görevi açık. Eğer özel saldırı 2 atarsanız üzerinizdeki arkadaşlar devam yükü oranınca yüksek hasar verecek diyor. Şu anda gelen içinde 3 gördüğünüz şey de combo kalkanı. Yani burada hasar yesek bile combo kalkanımız bozulmayacak. Ve 4 yüke çıkıyoruz diyeyim. Savaşa başlarken, bu dövüşe başlarken arkadaşlar 3 yükle başlamıştık. Ama combo olarak 40 yükü geçtiğimiz için bir tane daha yük aldık. Artık bir sonraki dövüşte 5 yük olacak. Ve Sentry arkadaşlar gerçek gücüne ulaşmış olacak. Şunu söyleyeyim. Sentry'nin özel saldırılarının yüksek hasar vermesi çok süper bir şey. Ama etkisini daha da gösterebilmesi için mutlaka kritik vurması lazım. Eğer kritik vurmazsa bizi o dedirtecek bir hasara
çıkartmaz. Onu da birazdan göreceğiz ki videonun sonunda, videodan sonra arkadaşlar bazı ekran fotoğrafları aldım. Onları da size göstereceğim. İlk olarak özel saldırı birimizin pozisyonuna gelelim. Yani 10 komboya geldik mi özel saldırı 1. Aynı zamanda özel saldırı 1 burada engellenemez oluyor arkadaşlar. Kritiğe dikkat ettiyseniz bir tanesi 7000 küsur geldi. Diğerleri fiziksel dirence takılıyor. Yani dörtlü vuruyor. Orada 4 tane 7 gelse L1'i 21K civarı falan çıkartır. Belki ilki o kadar fazla vurmasa. Şimdi arkadaşlar ikinci görev açıldı. Gördüğünüz üzere L2'yi basıyor. 4000 artı 10.000 vurdu kritiksiz haliyle. Ve dediğim gibi o üstündeki fiziksel direnç sayısı da çok önemli. Yani sürekli kritik vurursanız her bir tanesi %20 mi direnç veriyor arkadaşlar. Şu anda adam %60 dirençle oynuyor. Yani öyle bir pozisyonu var. Neredeyse yarı yarıya saldırısını kesiyor. Ve geldik Black Bolt'a. Sentry'nin BS listi arkadaşlar sağlığı %50'nin altına düştüğünde özel saldırı 3 atarsanız eğer bu sefer arkadaşlar üzerinden bir tane yukarıcıyor. Bunun karşılığında takriben bir %10 sağlık basıyor. Sentry'ye nasıl oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sentry ile birinci görev geldiği zaman, özel saldırı 1 görevi geldiği zaman bir kere özel saldırı 1'inizi atın abi. Bu şekilde basın. Eğer basarsanız hemen arkasına 2 güç barınız dolduğunda zaten özel saldırı 2'nize dolacak. Bak arkadaşlar şu anda kusursuz blok olayı açıldı. Yani şu anda ne yapsa yapsın hep kusursuz. %100 arkadaşlar. 20 komboyla 29. kombolar arası hep kusursuz bloktayız. Aynı zamanda ağır saldırılarımız arkadaşlar devam yüküne göre ekstra hasar verme şansı var. Yani şu anda eğer kritik gelirse göreceksiniz. Ve unutmayın bunun ağır saldırısı ikili vuruyor. Yani atıyorum mesela tekli ağır saldırı yapan birine göre atıyorum bir ağır saldırıya kaç hasar veriyor? 5000, 10.000 mi veriyor? Bu ikili vuruyor arkadaşlar. İkisini toplamak lazım ağır saldırı hasarı için. Ve özel saldırı 2 ile arkadaşlar 4000 artı 19.000 diye hatırlamıyorsam. Yani toplamda bir 23-24K civarında vurdu. Sıfır kritiksiz. Sıfır kritikle vuruyor bunları. Kritik vurduğu zaman dediğim gibi arkadaşlar 60-70 bin hasarları göreceksiniz. Ama buradaki fiziksel dirençlerin tabii ki çok büyük etkisi var hasarları düşürmesine. Ve Jane Foster. Yani kış askerine değil de burada göstermek istedim ki normal dövüşlerde görün. Çünkü kış askerine normal girdiğimde arkadaşlar çatara çutara dalıyorsunuz ve adam özel saldırı 3 atamadığı için yani çok gerçekçi olmuyor. Evet yüksek hasar gösterebiliyoruz veyahut da karakterin potansiyelini gösterebiliyoruz. Ama dediğim gibi çok aman aman da gerçekçi olmuyor. Gerçi bazen orada da yine video çekiyoruz. Özellikle o yüksek hasarlara çıkabilmek için. Özel saldırı birden gelen bir tane kritik 7K dediğim gibi arkadaşlar. Artık 5 yükünüz var. Bundan sonra Sentry hasar manyağı. Yeter ki kritik vursun özel saldırıları. 30'lu kombolara geldim ve üzerinden arkadaşlar 2 yüke çıktı. Yani ikinci görevin olayı çıktı diyeyim. Ya taktik abi. Lever atıyorsunuz. Hem rakibe yüksek hasar veriyorsunuz. Hem de üzerinize hile toplayıp daha yüksek vurduğunuzdan daha fazlasıyla vuruyorsunuz. O esnada özel saldırı 2 oluyor. Atıyorsunuz arkadaşlar. Takriben eğer biraz da yağ ve şansınız yerlerse 100-120K'yı bulursunuz bu ikiliyle. Yani özel saldırı 1 artı özel saldırı 2 yaparsanız R5 olsa 100K-120K'yı çok temiz bulursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kritik gelirse eğer. Sersem bağışıklığında Venom Pool var. Yine videolar yapacağım mesela sersem bağışıklığına karşı falan nasıl oynanır diye arkadaşlar. Videolar gene yapacağım. Şuradan bir Sentry'yi bulayım bakayım. Nerede? Anında buldum. Buradaymış. Şuradan beyaza boya. Buradan da siyah boya. Tamam. Gol. Yine aynı mantık. Şimdi önce özel saldırı 1 sonra özel saldırı 2 atıyorum. En yüksek hasarı bu şekilde verebiliyoruz. Çok fazla fiziksel direnç olduğu için dediğim gibi yani ne hasar görüyorsunuz? Çarpı 2 yapın arkadaşlar. Çarpı 2 yapın. Kafanız zaten eder. Bakın şu anda bir kere daha kusursuz blok pozisyonuna girdik. Bu şekilde şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Size sürekli vurduğunda 0 hasar alacağınız için güç barınızı da doldurabilirsiniz. Bırakın vursun. Güç barınızı doldurun. Yani bu şekilde bir güç barı doldurana kadar da kendinize bloğunuza daha doğrusu. Bakın 9300 geldi. Tek bir tanesinden. Yani çifti kritik gelse 18.000, 19.000 belki 20.000 civarında bir
ağır saldırı hasarı verecek. Yani 20 binlik bir ağır saldırı hakikaten atla sayılır bir rakam. Ve özel saldırı 2 çift kritik geldi arkadaşlar. Ne kadar etti? 42-43K civarında falan sanıyorum bir hasar etti. Dediğim gibi siz bunu her zaman katın yani. Fiziksel direnç. Çift kritik geldiğine göre çift fiziksel direnç açmış durumda. Hasarını düşürmüş. Ve kaçan hero'lara karşı çok ekstrem bir şey yok. Yani bir gerçek saldırısı yok veyahut da yeteneksel bir düşürmesi yok. Kaçan hero'lara karşı arkadaşlar oynayacaksanız yine siper ağır siper yapıp 2 vur çekil. Siper yap 2 vur çekil mantığıyla oynayabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Tabi rakip siper yoksa ve çeviklik karısı yoksa. Yoksa dediğim gibi kaçan karakterlere karşı ve kanama, zehir, yakma gibi, şok gibi karolara karşı da bir bağışıklığı yok karakterin. Bağışıklık olarak zayıf. Ama onun dışında yüksek hasar vermesi, kusursuz blok, zırh kırması ve sağlık basması arkadaşlar etkili bir karakter. Aynı zamanda Sentry'nin prestiji arkadaşlar oyunun en iyi 21. prestiji. Bu prestij de 10.530 yapıyor arkadaşlar. 200 kopya olduğu zaman 10.530 yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu 10.530 ortalamalı bir prestije sahip olsanız bu sizi dünya sıralamasında ilk 15'e sokuyor arkadaşlar. İlk 15'e girebiliyorsunuz. Şu andan bahsediyorum. Şu andaki rakamda ilk 15'e girebiliyorsunuz. Hadi zorla böyle ilk 20 ki çok daha yukarısına çıkarsınız arkadaşlar. 10.530 ortalamasıyla P'de. Şimdi özel saldırı 2'yi bekliyorum. Siper'e gelsin ya çakacağım özel saldırı 2'yi. Bakalım kritik verecek mi? 14.000'e 15.000 sonuncusu kritik vermedi. İşte verse 45-50K'ları falan öyle çıkartıyor arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Var ya öf, çatır çutur deviyor. Ve Nightcreeper yine kaçan kuçan bir karakter. 83K'da sağlığı var. Yine çivili zır. İşte daha kritik vurursa daha güzel gıdıklar falan filan karosu var. Yine buna karşı da siper ağır, yani siper ağır saldırıya alışmış lazım var ya. Siper yap 2 vur çekil. Siper yap 2 vur çekil yapacağız. Yani bana sorarsanız Sentry artıları eksiğiyle beraber 10 üzerinden 7 puan alır arkadaşlar. 10 üzerinden 7 puanı bence alır. Prestijinin yüksek olması, kolay bir şekilde oynama stilinin olması, sağlık basması, özellikle %50'nin hani Blade gibi, Blade nasıl belli bir seviyenin altına düşten sonra sağlık basıyor. Bu da özel saldırı 3 ile %10 gibi bence güzel bir sağlık basıyor arkadaşlar. Zırh kırması, yüksek hasar vermesi, buna karşılık kaçan karakterlere ve bağışıklıklarla ilgili sıkıntısı olmasından dolayı arkadaşlar bence 10 üzerinden 7 alır. Siz ne düşünüyorsunuz Sentry ile ilgili? Sizce arkadaşlar Sentry kaç puan alır? Bunu videonun altına yazabilirsiniz. 10 üzerinden sizce bu Gundi kaç eder? Şimdi özel saldırı 2'ye zemin hazırlıyoruz. 6.000'e 14.000. Yani bu çuklar deseniz 21 falan vurdu. Ve kritiksiz. Kritik vursa 33-34 vuruşta bunu da paralize edecekti. Zırkırı da uzun sürüyor arkadaşlar. Dikkat edin süresini. Zırkırı da uzun sürüyor. O da güzel. Ve son vuruşu 3500 yaparak bugün deyip patates ediyor. Şöyle dövüşten birkaç kare göstereyim arkadaşlar. Yani 5 yükü varken Black Bolt'a kritiksiz özel saldırı 2'sinin ikinci vuruşu sadece 19K yapıyor. Yine burada Jane Foster'a karşı arkadaşlar ki bir videonun kısmı hatırlarsanız çok fazla fiziksel direnç vardı. Buna rağmen özel saldırı 2'nin son vuruşu 30K'ya yakın vuruyor arkadaşlar. Yine burada özel saldırı 2 çok fazla fiziksel direnç vardı ki yani bunu yerken bile fiziksel direnç açmış abi herif. 28K vurmuş. Yine özel saldırı birine dikkat ederseniz arkadaşlar yine 5 yükle beraber 7200 vuruyor ve üzerine bir de fiziksel direnç var. Yani bu ne demek? %20 düşürüyor. Gerçi bu fiziksel mi enerji mi çok bilmiyorum bu hasarı ama. Yine burada ağır saldırısı arkadaşlar tek vuruşu 9300. Çift vurduğu zaman bunun iki katını çıkartıyor ve bu kadarmış, bitmiş. Dediğim gibi arkadaşlar siz Sentry ile ilgili ne düşünüyorsunuz ve inşallah video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.